باب الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من الغنم. Bu bab, şu babdır ki bir adam, er-racülü bir adam yehtacı muhtaç olur ile kitali düşmanla harp etmeye, ne üzerinde kital etmeye, ala dabbetin bir hayvan üzerinde, o da neden? Minel manem ganimetten. Adamın ihtiyacı var. Kendi atı öldü. Ata binecek, harp edecek. Kendi atı öldüğü gibi nereden alacak? Ganimetten bir at. Ganimetten bir ata binerde harp ederse, yahut da kılıcı kırıldı, ganimetten bir kılıç alır harp ederse, o kılıç kendisinin mi olur, yoksa harp biter bitmez getirip ganimete mi koyacak? İhtilaf burada. Burada üç mezhep var. Evvela birincisini beyan ediyor. Diyor ki, haddesena Yunus, kâle ahberene ibn-i Vehbin, kâle ahbereni ibn-i Lehi'a, en Ca'far ibn-i Rabi'a, en ibn-i Merzûk, et-tecibi, أن حنش بن عبد الله أن روي في ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت رفيع في أمبر فنمزدن رواية ديور كأنه قال صلى الله عليه وسلم buyurdular عام خيبر خيبر سنسيا خيبرن فت olduğu vakit buyurdular ki من كان يؤمن بالله واليوم الآخر her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise فلا يأخذ almasın. Dabbeten bir hayvan. Minel meganim ganimetten. Ganimetten bir hayvan almasın. Feyerkebaha ona biner. Yahut da feyerkebuha ona biner. Daha güzel olur. Feyerkebuha ganimetten alır da o ata biner. Hatta izâ engasaha hatta o hayvan zayıfladı mi reddaha fil meganim gene getirir ganimete verir. Alır atı biner. Onun kıymetine noksanlık gelir. O da ne dolayısıyla? Zayıflık dolayısıyla. Noksanlık gelir. Ondan sonra getirir ganimete. Aha sizin malınız bırakır. Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden bir kimse böyle yapmasın. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ettiyse فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنَ الْمَغَانِمِ Ganimetten bir elbise giymesin. حَتَّى اِذَا اَخْلَكَهُ giyer, hatta onu eskitti mi reddaha, onu reddeder fil meganimi ganimete alır, elbiseyi giyer, artık elbise eskir, daha kıymeti ya azalır ya hiç nevüne gelir, ondan sonra getirir ganimete atar, böyle yapmasın. Şimdi bu hadise şerife göre bir gazinin atı ölse o ganimetten at alamaz, silahı kırılsa silahı alamaz, ganimetten hiçbir şey alamaz. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب أن ربيعة بن سليم التجيبي أن حنش أن روي في ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله بين حديث الشريف إمام التحاوي يعني يونس تركي إلى başka bir tarikten vehbi diyor, rivayet ediyor. Yani yukarıki hadisi şerifi Yunus İbni Vehb'den, o da İbni Leheya'dan rivayet eylemişti. Burada da Yunus Vehb'den, Vehb de Yahya İbni Eyyub'dan rivayet ediyor. Hadis aynı. Fakat senet iki türlü geldiğinden dolayı ikisini de beyan ediyor. فَذَهَبَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı sahip oldular. مِنْهُمُ الْاَوْزَعِ İşte ulemadan birisi de Evza'idir. Evza'ide içlerinde olan bir güruh sahip oldular. İlâ ennehu şuna zahib oldular ki la be'se. Beis yoktur, günah yoktur. En yâhuzer recülü es-silâhe. Bir adamın silahı almasını, minel ganimeti, ganimetten bir silah alması. Fe yukâtilû bihi anıla mukâtele eder. Fî me'me'atil qital. Qitalın tam şiddeti zamanında, me'me'asında. Yani qitalın devam ettiği sırada bir silahı alır. Evet. Neyi alır? Ve yukatil bi fi ma'ati'l qital ma ne müddetçe ma kana ila zalika muhtacen. Ona muhtaç olduğu müddetçe ma'i mustariye. Ona muhtaç olduğu müddetçe o silahı oradan alır. Ve la yentaziru. İntizar etmez, beklemez. Bi reddihi reddine. Reddi için neyi beklemez? El ferâ minel harb,
harpten farig olmayı beklemez. Yani harpten farig olsun da onu, o silahı götürsün, oraya versin, yok. Beklemez. Ya ne eder? Kendisinde kalır. Sonra فَتَعَرَّدَهُ تَعَرُّدْ eder ona. Arız olur. لِلْهَلَاكَ هَلَاكَ. Bu yuarrid olsa daha güzel olurdu. Fakat tayla gelmiş. فَيُعَرِّدُهُ o adam onu tarid eder. لِلْهَلَاكَ هَلَاكَ. Yani o aldığı şey artık bir şeye yaramaz bir hale gelecek. Fakat فَتَعَرَّدَ demiş. تَتَعَرَّدًا tekelleme babından. Bu vakitte müteaddi olmaz. Tuarridu olsa reculdür, bu müennes değil. Ben bunu düşündüm, bir türlü şey demedim. Ya bu kitapta galet var, ya yerine ta koymuş. Yahut da feteaarredehu vakitte hu zemirini almış, mef'ulü bih, mef'ulü bih alamaz. Daha sağlamı feyuarriduhu, onu alır, istemal eder, onu tariz eder, arz eder, lil helake helake. وَنْكِسَادِ السَّمَنْ parasının noksan olmasına. Ya almış olduğu o at, o silah külliyen mehvolur, yahut da kıymeti noksanlaşır. İnkisat kesattan, yani parası noksanlaştı. Ne sebebiyle? Nerede? فِي تُولِ مَكْسِهِ uzun müddet onun elinde kaldığından. فِي دَارِ الْحَرْبِ دَارُ الْحَرْبِ devam etti. O adam da orada kaldı. Almış olduğu o at mehvoldu, o kılıç kırıldı, yahut da eskidi, fiyatı noksan olduğu. Evet. Bunlar dediler ki bu da la bestir. Yani alıp da böyle istimal ederse la bestir. Ve ihtecu fi zalike bi hadal hadis. Bu hadiste de bununla ihticac ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu burada? Allah'a ve ahiret gününe iman eden ganimetten bir şey alıp da onu eskidikten sonra reddetmesin. Şimdi bunlar nasıl ihticac ettiler? Bu bunun tersinesine geldi. Yani almasın dedi Peygamber Efendimiz. Alıp da eskitmesin. Eskitmeden onu oraya iade etsin. Bunlar da diyor ki bu hadis-i şeriften anlaşılan la be'estir. La be'sen yahudar racülü silah minel ganimet. Yani istidlal da tuhaf oldu. Ya ibarede yanlışlık var yahut da bizim anlamadığımız bir yer var. Hulasi-i kelam Evzai ve Evzai ile beraber olanlar diyorlar ki harp devam ettiği müddetçe bir adamın ihtiyacı olursa, ihtiyaç devam ettiği müddetçe silah yahut başka bir şey alıp onu kullanabilir. Bunların içinde olan bu. Sonra onu reddeder mi? Yok. Harp devam ettikçe reddetmeyi de beklemez. Yani onun mali gibi onu istimal edebilir. Fakat bu hadis-i şeriften bu çıkmıyor. Yok, intizar etmez. Bir reddihil feraha minil her. Yani o kendisinde kalır. Neye? Fari olmayı intizar etmez ki. Reddeder. Yok. Ve la yenteziru intizar etmez. Bir reddi onu reddetmeye el feraha. Abi, harpta olduğu zaman caiz de herhalde. Hayır, şimdi o demek istiyor ki yani aldı, harpten bitireyim de sonra vereyim. Onu beklemez. Derhal iade eder demek istiyor. Sahip. وَلَا يَنْتَزِرُ beklemez. بِرَدِّهِ onun reddine ney el فَرَاغَ مِنَ الْحَرْبِ harpten farig olmaya beklemez. Ne edecek? Verecek ha? Ya harp nasıl devam edecek? Ya bu harp devam etmez ki. Zaten diyor ki مَا كَانَ اِلَى ذَٰلِكَ مُحْتَاجًا لَا بَاسًا يَاخُذَ الرَّجُلُ السِّلَاحَ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَيُقَاتِلَ بِهِ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ مَا كَانَ اِلَى ذَٰلِكَ مُحْتَاجًا ona muhtaç oldu da aldı. Ne yapacak? Bu harp bitmeden mi verecek? Harbin arasında mı verecek? Yok. Harp bitsin de ben sonra vereyim. Şimdi bunlar diyorlar ki harp bitsin de sonra vereyim diyor. Bu hakkı yok. Harp bitmesine beklemez. Ne diyecek ya? Harp devam ediyor. Harp devam ediyor. O zaman helak şeyi doğru olmaz. Efendim? Helaka nasıl terk etmiş olur ki? Harp bitmeden... Ne yapsın? Düşmana vururken kılıç kırıldı. Düşmana hücum etti. Harp ederken düşman burada atını öldürdü. Yani sen olsa ne yapacaksın? Lan sen harptesin. Şimdi bu hadis-i şerifte diyor ki hiç almayacak. Bunlar da diyorlar ki ta'anehu ona yardım etti. Allahu Cenab-ı Hak aleyhi onu anlamaya.
böyle kolay kolay bu hadisi şerifin manasını, tefsirini kimse anlamaz. İlla Cenab-ı Hak bir adama yardım etsin de ona fehim versin de anlasın. Yoksa bu hadis bize geldi. Fakat iyi. Harp esnasında düşman gelmiş seni öldürüyor. Senin atın ölmüş, kılıcın kırılmış. Sen de dur ki seni öldürsün. Alma diyor. Alma nasıl alma? Alma olur mu? Mecbur alacaksın. Harp olur ki bir saat devam olur. Olur ki üç gün devam eder. Olur ki on gün devam eder. هذا الحديث عندنا bu hadisi şerif bizim endimizde İmam Ebu Yusuf diyor ki ala men yef'al zalik bunu işler bu hadisi şerifin tefsiri nedir? Ganimetten silah yahut at alır ve huve anhu ganiyyun halbuki kendisi ondan ganidir kendisinin at bulmayı için parası var silah bulması için parası var fakat temakarlık ediyor ganimetten alıyor işte hadisin manası budur almasın madem kendinin kudreti yetiyor atı öldü parasıyla at alsın silahı kırıldı parasıyla silah alsın niçin ganimetten alıyor ihtiyacı yok kendi kudreti yetiyor evet ve huve anhu ganiyyun o ondan ganidir yebka bizalike ala dabbetihi ve ala thevbihi o gınası sebebiyle dabbesi üzerinde kalabilir sevdiği üzerinde kalabilir. Yani kendi parasıyla bunları tedarik edebilir. اَوْ يَاقُذُ ذَٰلِكَ bu hadis-i şerifte murat yani ganimetten bunları alıyor. يُرِيدُ بِ o almakla murat ediyor. اَلْخِيَانَةَ خِيَانَةِ murat ediyor. Orduda güzel bir at gördü ganimetin içinde. Güzel bir kılıç gördü. Onu alıyor ki bahane ediyor ki ben her vereceğim. Halbuki ordudan çalıyor. Hıyanet ediyor. Ordudan çalmak, ganimetten çalmak o da günah-ı kebairden birisidir. Bu hadisi şerif bu iki mananın birisine hamledilir. Ya adam fakir, fakir ise caiz ona. Yok, zengin ise almasın. Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ganimetten ne at alsın ne silah alsın. Müstahnidir. Yahut da hıyanet edip çalmak, ganimetten çalmak tarihiyle almasın. فَأَمَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اَمَّا bir Müslim bir adam ki فِي دَارِ الْحَرْبِ دَارِ حَرْبِ olucudur. لَيْسَ مَعْهُ دَابَّةٌ onun hayvanı yoktur. وَلَيْسَ مَعَ الْمُسْلِم۪ينَ فَضْلٌ Müslümanlarla beraber de olmadı. فَضْلٌ bir ziyade at, yedek at olmadı ki يَحْمِلُونَهُ onu yükleyerler, onu bindirerler. اِلَّا دَوَابُّ الْغَنِيمَةِ İlla ganimet hayvanları var. Adam gidecek. Yok. Kendisi herbe yaya, fakir. Müslümanların eğer fazla kendi mallarından bir şey var ise kendi mallarından verirler. Kendi mallarından da yok. Yalnız ganimet mali var. O vakitte caiz midir, değil midir? وَلَا يَسْتَتِعَ يَمْشِ O adamın da yürümeye kudreti yok. Yürüyemiyor. O adama yaya yürü diyeceğiz. O da yürüyemiyor. فَإِنَّ هَذَا بُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlara helal olmaz, terkuhu. O adamı öyle yaya bırakmak caiz olmaz. Herkes süvari gidiyor. O adam süvarilerle beraber gidebilir mi? Gidemez. Yahut da yaya gidiyorlar ama herkesin hayvanı var. Erzakını yüklemiş, silahını yüklemiş. Bu adamın bir şeysi yok. Arkasında mı çeksin götürsün? Arkasında da götüremeyecek. Onu terk edelim de gidelim. Bu Müslümanlara helal olmaz. وَلَا بَاسَ اَنْ يَرْكَبَهَا هَذَا Bu vakitte ganimet hayvanına binmesinde onun beysi yoktur. شَاءُ اَوْكَرِهُ Müslümanlar ister bunu istesinler, istersen hoş görmesinler. İster arzu etsinler, isterse etmesinler. O adam ganimet hayvanlarından birisine binebilir. Yani öteki adamla hoş görmeseler bile binebilir. وَكَذَٰلِكَ هَذِي الْحَالِ سِيَابِ Elbisede de böyle. Adamın elbisesi soğuk. Soğuk iklima ettiler. Kendi elbisesi kafi değil, üşüyor. Ganimet malından başka da elbise yok. O adamı bıraksınlar da soğuktan ölsün mü? Yok. Ganimet malından alır giyer. Müslümanlar ister arzularıyla versinler, isterse vermesinler. Çünkü bir hıyanet yok burada. Ve kezalike hadil hâlu fi silah. Silahta da böylecedir. Silaha mühtaç oldu mu alacak. Vel hâlu ebiyenu ve avda. Hal gayet siyade beyan edilmiştir ve vazihtir. Yani İmam Ebu Yusuf'un bu tefsiri gayet güzel yerinde oldu. Ne birinci kavmin dediği gibi hiç alamaz, ne de ikinci kavmin dediği gibi alır her bedinceye kadar.
Ya izah verdi. Zengin ise alması haram. Hıyanet ettiği alıyorsa o da haram. Ama fakir ihtiyacı varsa alabilir. Alabilir. İster o ordunun halkı razı olsun, ister olmasın. Ela tera, sen görmez misin? Enne kavmen minel müslümin, Müslümanlardan bir kavim. Lev tekesseret suyuhu, kılıçları kırılsa. Ev zehebet, yahut da geçse, mehvolsa. Ve lehum ginen anil müslümin. Müslümanlardan da o adamın zenginliği var, ginesi var. Yani mühtaç değil. Evet. Ennehu la ba'se en ya'hudu suyufen minel ganime. Madem onların kendiler zengin, kılıç alabilirler ama fakat o arada nereden alsın? Harp devam ediyor. Harp de kılıcı kırıldı. Dursun da, harbi durdursun da kılıç satın almayan başlasın. Var işte, iktidarı var ama fakat o anda o olmaz. Öyleyse o adamlar alsalar suyufen minel ganimeti, ganimetten suyuf alsalar bunda bir iş yoktur. Ve yukatilu biha, onunla harp ederler. Ma damu fi daril harp. Dar-ı harpte olduğu müddetçe, küffar arasında olduğu müddetçe o ganimetten almış oldukları kılıçlarla harp ederler. Ne vakit ki dar-ı harpten çıkarlarsa o kılıçları getirir, teslim ederler ganimete. Yani kendi malları değil. Dar-ı İslam'a döndüler mi? Daha kendi hakları değil. Ganimetin malı. Bu meselede demek ihtilaf yok. İttifak var. Araeyte, sen gördün mü? Görmez misin? وَلَوْ لَمْ يَحْتَاجُ اِلَيْهَا فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ. Kital esnasında mühtaç olmasalar bile وَحْتَاجُ اِلَيْهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ بِيَوْمِي. Her esnasında adamların kılıçları, silahları vardı, mühtaç değildiler. Fakat وَحْتَاجُ اِلَيْهَا, ona mühtaç oldular. بَعْدَ ذَٰلِكَ, o harp bittikten sonra بِيَوْمِي, iki gün sonra mühtaç oldular. Evet. Öyle iki gün ki agar aleyhim adu, iki gün sonra düşman birdenbire bunların üzerine hücum etti. Bunlar harbi yaptılar, mühtaç değildiler. Aradan iki gün geçti, düşman geldi, bastırdı. Bastırdığı vakitte ne yapacaklar? Eyyekumuna hakeza fi vücuhil adu bi gayri silah. Düşman hücum ettiği vakitte silahsız kalsın da gelin bak biz buradayız ha, öldürecek misiniz? Gelin hazırız. Öyle mi desinler? Silahsız mı baksınlar? Evet. Keyfe yesne'un, nasıl işlerler? Ganimetten mal almak haram. Neyle müdafaa edecek? Kılıçları da ya kırılmış yahut da bir yere koymuşlar. Düşman birdenbire bastırdı, kılıcının yanına gidemiyor. Evet. Eyüste'serun, yahut da esir mi düşsünler? Evet. Hazerrey, işte bu rey fiyanda olucudur. Tevhînün zayıf. Zetmek olucudur. Limekidetil müslimi, Müslümanların mekidesini zayıflatmak olucudur. Yani Müslümanların yapacağı işi zafiyete uğratır. Ganimetten bir şey almayın, ganimetten bir şey almayın. Ama adam mühtaç, ganimetten almasa ne yapacak? İyisi demek ki o vakitte düşman hücum etti. Kendi kılıçları yok, atları yok, ganimetin var. Hemen ganimetin, atına biner, silahını alır, müdafaa eder. Evet. وكيف يحل هذا في المعمعه ويحرم بعد ذلك. Şimdi bu ma'ma'da, harp esnasında kılıç almak caiz de ma'ma'dan sonra haram, bu da olmaz. Madem dar harptedirler, her an düşmanın hücumuna uğramak ihtimalleri vardır, binaenaleyh ganimetten almaları caizdir. Ne vakıta kadar? Dar-ı İslam'a çıkıncaya kadar. Dar harpten dar-ı İslam'a çıktılar mı, bu vakit ellerinde ne kalmışsa onu bir ihtimalle bırakacaklar. وَقَدْ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبًا اَب۪يهِ عَنْ اَب۪ي يُوسُفْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ اِسْحَكَ الشَّيْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَب۪ي الْمُجَالِدِ عَنْ اَب۪ي اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَب۪ي اَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَوْفَى اَصْحَبْتَنْ. Peygamber diyor ki, قَالَ, dedi ki, كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرْ. Biz Khayber'de Resul-i Ekrem Efendimizle beraber idik. يَاتِ يَحَدُنَا اِلَى تَعَامٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ. Bizden birimizin yiyeceği tükendi mi ganimet malına gelirdik, taamına. فَيَاخُذُ مِنْهُ حَاجَتَهُ. Kendinin ihtiyacı ne kadar ise ganimetten o kadar yiyecek alırdı. Bir sahabe, eğer ganimetten almak haramsa kimse gidip alamazdı. Kimin yiyeceği tükenirse gider ganimetten ihtiyacı kadar alırdı. Çünkü fazla alması da caiz değil.
فَإِذَا كَانَ التَّعَامُ لَا بَاسَ بِأَخْذِهِ وَأَكْلِهِ وَاِسْتِهْلَاكِ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ اِلَى ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ التَّعَامُ تَعَامُ olursa, لَا بَاسَ بِأَخْذِهِ, onu almakta beis olmazsa, وَاَكْلِهِ alıp yemesinde beis olmazsa, وَاِسْتِهْلَاكِ onu istihlak etmekle beis olmazsa, ne için? لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ اِلَى ذَلِكَ, Müslümanların ona ihtiyaçları olduğundan dolayı alıp yemesinde beis olmazsa, كَانَ كَذَلِكَ اِذَا, onun gibi yine beis yoktur. La bese beis olmadı. Be'ahzi devabbi ve silahi ve siyabi ve semaliha. Hayvan, silah, elbise alıp onu istimal etmekte de beis yoktur. Ne için? Lil haceti ila zalik. Ona ihtiyaç olduğundan dolayı. İhtiyaç olmazsa alamaz. Kendi yiyeceği varsa ganimetten yiyecek alamaz. Kendi elbisesi olursa ganimetten elbise alamaz. Kendi silahı atı olursa ganimetten alamaz. Yok olursa o vakitte ihtiyaç var, alabilir. Hatta la yekune, hatta olmaya. Evet. Ellezî uride min hadisi bin Ebi Evfa hâza, hatta bu Abdullah ibn Ebi Evfa'nın hadisinden murad olunmaya. Gayru mâ şulbişeyin gayrisi ki uride bihi min hadisi Ruvayfi'ye. Ruvayfi'nin hadisinden murad olunanın gayrisi murad olunmaya. Çünkü Ruvayfi'ye ne dedi? Almayın dedi. Ganimetten katiyen bir şey almayın. Abdullah ibn Evfa da diyor ki biz alırdık. Tamam alırdık. Tamam alırsa silah da alabilir. Bunların arasını biz tarif ettik. Niçin? Hatta la yetedaddani, hatta birbirlerine zıt olmayalar. Şu anda Ruvayfi'ye'nin hadisini neye hamlettik? İhtiyacı olmadığı vakıtta alması haramdır. Peki öteki Abdullah ibn Evfa'nın hadisini ihtiyacı olduğu vakıtta almasında beis yok. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ, İşte bu üç imamın kavli de budur. وَبِهِ نَأْخُذُ, biz de bunu alırız. Yani İmam-ı Tahavi de kendisi de bu üç imamla beraber ayrılmamış.